Merhaba, ben Berkay Susantez. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, bu tarz videoları seviyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ne zamandır aklımda kedilerle alakalı dolu dolu bir video çekme isteği vardı. Bugün onu gerçekleştireceğiz. Benim bu konuda bir videom daha var. Kanalı yeni açtığım zamanlarda çekmiştim. Yukarıya bırakıyorum. Oradan inceleyebilir, izleyebilirsiniz. Evet, Şile bizi istemediğine göre videomuza devam edebiliriz. Bugünkü videomuz bildiğiniz gibi kedilerle alakalı olacak. Onların davranışlarını inceleyip onlar hakkında çok güzel bilgiler öğreneceğiz. Yaş mamalarımız hazırsa başlıyoruz. Bildiğiniz gibi kediler her zaman için evcil değillerdi. Vahşi doğada başladıkları hayatlarına bizlerle beraber devam ediyorlar. Peki bu onlarda ne gibi değişikliklere neden oldu? Öncelikle kediler vahşi doğada çok fazla tehdit ile karşılaşıyorlardı. Yırtıcıyı fark edemezlerse av olur veya bir avın yerini saptayamazlarsa ise sonuçta birleşçili av olurlardı. Bu yüzden duyu organlarından gelen sinyalleri çok iyi işleyen beyinlere sahiptirler. Etraflarındaki uyaranlar sayesinde, yani onlar için çok kötü olan şartlar sayesinde gittikçe gelişen duyu organları ve bu duyu organlarından gelen sinyalleri işleyen beyinleri oldu. Peki evlerimizdeki kediler nasıl yaşıyorlar? Öncelikle evlerimizdeki kedileri bir kaplan, bir aslan kovalamıyor veya bir avı saatlerce arayıp kovalayıp yiyemedikleri zaman açlıktan ölmüyorlar. Bu da daha az uyaran ve daha az çalışan bir beyin demek oluyor. Sonuç olarak evcil kedilerin beyinleri vahşi doğada yaşayan atalarınkine göre gittikçe küçülüyor. Bununla ilgili Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan makalede evcil kedilerin 10.000 yıl önce yaşayan atalarına göre beyinlerinin küçüldüğünün saptandığı detaylarıyla açıklandı. İlgili makaleyi açıklamalar kısmına bırakacağım. Kendinizi inceleyebilirsiniz. Tamam, kötü bir haberle başlamış olabiliriz. Bakalım buralarda biraz gezersek ne bulacağız? Şimdi size kedilerin genelleme yeteneğinden bahsetmek istiyorum. Ya, genelleme yeteneği aslında kötü bir şey olarak bahsedilir günlük hayatımızda. Ama normalde öyle değildir. Genelleme aslında bilişlerimize dayanır. Daha önceden edindiğimiz bir tecrübeye dayanarak tekrar yaptığımız olayın sonuçlarının nasıl olacağını önceden kestirmemize yarar. Bu kedilerde böyle işlemiyor. Kedilerin genelleme yeteneği çok zayıf. Yani normalde siz bir telefonu elinizden düşürdüğünüzde telefonun zarar göreceğini, onun hasar alacağını ve mevcut fiyatlarla tekrardan yenisini almanız çok zor olacağını bilirsiniz ve tekrar düşürmemeye çalışırsınız. Fakat kediler böyle değil. İyi ki telefon kullanmıyorlar. Kedilerde durum şöyle ilerliyor. Bir bardağı masanın kenarına iyice yaklaştırıp sonra aşağı atıyorlar. Bunu bilirsiniz. Meraklı bakışlarla da kırılışını izliyorlar gayet. Sonrasında ise tekrar ve bunu tekrar yapıyorlar. Yani bunu yapma nedeni size gıcığının olduğu veya bardak kırmaktan hoşlanması değil. Aslında tek bir sebebi var. Merak. Kediniz masadan yere atacağı ikinci bardağın da kırılacağını anlamıyor. Diğer bardakları da atarken aslında hiç deneyimlemediği bir olayı tecrübe eder gibi başı dönüp ne olacağını tekrardan merak ettiği için bunu yapıyor. Peki bu tekrar huyunu başka nerede görüyoruz? Kedi evlerinde. Kedinize heves edip bir ev aldıysanız muhtemelen canınız sıkılmış, bir miktar üzülmüş olabilirsiniz. Kediniz aldığınız 1+0 evde bıcır bıcır dolaşmak yerine muhtemelen onun kargo kutusuna girip onun içerisinde oynayıp oturmaktaydı. Bunun nedeni nedir peki? Şöyle, kediler kapalı alanlarda çok daha güvende hissederler ve bir kutu kedinize istediğini tam olarak verir. Ayrıca sıcak kalmalarını da sağlar. Kedilerin vücut ısılarını korumak için en ideal sıcaklık 30-36 santigrat aralığıdır. Bu sıcaklık aralığında serinlemek veya ısınmak için ekstra bir enerji harcamazlar. Yani kediler yaz canlılarıdır. Bu yüzden sıcacık havada fenalık gelmeden güneş altında uzanıp keyif yapabilirler. Ve en önemlisi ise belki de güvende hissetmeleridir. Kediler evcilleşmeden önce vahşi doğada hayatta kalma çabası veren hayvanlardı. Tehlikenin dört bir taraftan ve bir de üstlerinden gelme tehdidiyle yaşarlardı. Bu 5 tarafı durmadan gözlemleyip tetikte kalmak yerine düşman gelebilecek tek bir yer bırakmak onların hala işlerine gelen bir içgüdü. Peki o kutudan çıktıklarını düşünelim. Kediniz yürümeye başlıyor. Bir şey fark ettiniz mi? Kediniz her zaman için ön ayağını nereye basarsa arka ayağını da oraya basar. Bunu çok iyi anlamak için kum üzerinde yürüyen bir kedi inceleyebilirsiniz. Veya ön ayaklarını bastığı yere dikkat ederseniz kendi kedinizde de çok rahat gözlemleyebilirsiniz. Bu davranışın nedeni yine ve yine vahşi hayattan geliyor. Kediler ağaç tepesi, kayalıklar ve her türlü denge gerektiren yerde dolaştıkları için bu özelliği geliştirirler. Ön ayaklarına bastıkları yer güvenli ise arka ayaklarını da aynı güvenli yere basarak sağ salim yollarına devam ederler. Bu kadar dikkatli olmak, bu kadar yetenekli olmak bazen kedileri kurtarmayabiliyor. Kazakistan'ın güneydoğusunda eski İpek yolunun olduğu yerde bir kazı çalışması yapıldı. Ve bu kazı çalışmasının yapıldığı yerde kedi iskeletine rastlandı. Bu iskelet incelendiğinde hayatı boyunca bu kedinin birkaç tane kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Bu kedi bir yıldan uzun süre yaşayabilmişti. Önemli kısım ise bu kedi iskeleti tamamen korunmuş bir şekilde bulunmasıydı. Genelde bu şekilde tam olarak korunmuş iskeletleri insanlarda rastlarız. Kediler ve diğer canlılar ise gömülmedikleri için genelde birkaç kemiği aynı yerde bulunur ve bunun üzerinden incelemeler yapılabilir. Bizim kedimiz ise 1000 yıldan daha eski bir dönemde yaşamış Oğuz Türklerine ait bir kediydi. Bir Türk boyu olan Oğuzlarla beraber yaşamını İpek yolunda geçirmişti bu kedi. Belki de içlerimizden bazılarının ataları tarafından beslenmiş bile olabilir. Tatlı sever misiniz bilmiyorum. Bazılarınıza göre bunu sormam bile bir hata. Bunun farkındayım. Ama kedilerle ilgili bir sorunumuz var. Kediler tatlı tadını algılayamazlar. Kediler sadece acı tadı algılayabilirler. Bu pek beklenmeyen bir durumdur. Size bunu şöyle açıklayacağım. Otobur veya hepçil olan canlılar tatlı ve acı tadını alabilirler. Acı tadını algılamaları olgunlaşmamış ve zehirli bitkileri ayırt etmelerine yarar. Tatlı tadı ise şekerlerin ve önemli bir enerji kaynağının mevcut olduğunu gösterir. Çünkü genelde olgunlaşmış ve sağlıklı meyvelerin sahip olduğu ayırt edici bir özelliktir. Kediler ise meyve yemediği için tatlı tadını algılayan reseptörleri ya hiç gelişmemiş ya da körelmiş durumda. Buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok. Fakat kediler otçul değillerdir. Kediler ot yiyen hayvanlar değillerdir. Tamamen etçil hayvanlardır. Ve bu yüzden kedilerin acı tadını algılamasını beklemeyiz. Çünkü acı tadı olgunlaşmamış meyvelerde veya zehirli bitkilerde kendilerini korumak için bulunan bir lezzettir. Ot yemeyen canlılar oldukları için kedilerin bu konuda bir reseptörlerinin olmasını beklemeyiz. Fakat durum öyle değil. Kediler acı tadı gayet de iyi algılayabiliyorlar. Bu da onların zehirlenmeden işlerine yarayacak otları seçmelerine yarıyor. Şimdi size bir ses dinleteceğim. Duydunuz. Bu bir kediden gelmiyor. Daha doğrusu yine bir kediden geliyor. Fakat evcil bir ev kedisi veya sokakta gördüğünüz bir kediden gelen ses değildi. Bu bir çitadan gelen sesti. Çitalar bizim evcil kedilerimiz gibi miyavlarlar. Onların muhtemelen aslan gibi kükrediğini düşünebilirsiniz. Fakat durum öyle değil. Ayrıca çitalar kükreyemedikleri gibi nefes alıp verirken mırıldarlar. Bu size tanıdık gelmiş olmalı. Bir kediyi sevdiğinizi keyifle mırıldamasını duymuşsunuzdur. İşte aynı süreçler sonucunda bu mırlama gerçekleşir. Bu sesi duyduğunuzda muhtemelen sesi çıkaran çitayı av olmayacaksınız. Ama muhtemelen. Şimdi ise içimizi ısıtan bir haberle sizinleyim. 2017 yılına gidiyoruz. Nobel İG ödülünü kedilerin sıvı olduğunu ispatlamaya çalışan fizikçi Mark Anton Fardin 2017 yılında aldı. Bu biraz parodi amaçlı bir ödül. Fakat Harvard Üniversitesi'nde her yıl düzenlenip eğlenceli araştırmalara bir ödül veriliyor. Bu ödüllerle ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok güzel, çok güldürücü, hoşunuza gidecek bazı ödülleri de almış durumdalar insanlar. Mesela bu ödül alan araştırmalardan bir tanesi 2004 yılında yere düşen bir yiyeceğe 5 saniye içerisinde mikrop bulaşıp bulaşmaması üstüneydi. Güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. O videoyu da takip edin. Evet, bugün kediler hakkında güzel şeyler öğrendik. Özellikle çita sesiyle ilgili çok şaşıranlarınızın olduğunu düşünüyorum. Hangi bilginin sizi daha çok etkilediğini, hangisinin daha çok şaşırttığını yorumlarda yazabilirsiniz. Bunlar üzerine tartışabiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, bu tarz videoları seviyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.